Saat 16 itibariyle ekranlarınızın karşısındayız ve yine konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. İlk olarak Kıbrıs'tan bir misafirimiz var. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doktor İrfan Gürsel bizlerle birlikte. Kendisiyle bugün programda hem Kıbrıs'ı konuşacağız hem kendi üniversitelerini konuşacağız. Bakalım bize neler anlatacak. Siz de bizden ayrılmayın. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz sıcaklarla boğuşuyoruz. Siz daha sıcak bir yerden geliyorsunuz. Kıbrıs'tan, evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İrfan Bey, ben hemen şunu sormak istiyorum. Sıcaklardan da girdim. Kıbrıs'ta yaşamak nasıl bir şey? Kıbrıs'ta öğrenci olmak nasıl bir duygu? Kıbrıs'ı anlatın kısaca bize. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir kampüs ülke. Dolayısıyla Kıbrıs'ta öğrenci olmak çok ayrıcalıklı ve özel hissettiren bir duygu. Öncelikle herkes katılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Dolayısıyla veliler evet. Çocuklarını Kıbrıs'a yollarken hiçbir kaygı olmadan yollayabiliyorlar. Bunun yanı sıra az önce de bahsettiğim gibi bir açık kampüs, bir kampüs ülke olarak geliştiği için, kendini geleceğini üniversite evet. gençliğine bağladığı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşam, şehirler öğrencilere göre şekillendi, öğrencilere göre inşa edildi. Dolayısıyla öğrenci şehri, öğrenci yeri oldu değil mi? Bir öğrenci ülkesi, öğrenci adası, eğitim adası oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Dolayısıyla öğrenciler hiçbir zorlukla karşılaşmadan hayatlarının en güzel 4 yılını hem şehirde hem kampüste ki olanaklarla, imkanlarla geçirebiliyorlar, özel hissediyorlar. İşte Yakın Doğu Üniversitesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 63 ülkeden 20 bin öğrencisi olan bir üniversite. 63 ülkeden tercih edilebiliyor olmanız zaten bir üniversite adası olduğunuzu, uluslararası kimlikte bir üniversite olduğunuzu destekliyor. Evet, tam bunu soracaktım. Aslında sadece Türkiye'den değil ve Kıbrıs'tan da değil, başka ülkelerden de öğrenci alıyorsunuz. Böyle bir profiliniz var. Evet. Peki mesela ben şunu sorayım. Kıbrıs'ı anlattınız biraz ama ben diyelim işte Eskişehir'den kalktım Kıbrıs'a geleceğim. Buraya yazıyorum sizin üniversitenizi. Nerede kalabilme imkanına sahibim? Ne tür imkanlar var Kıbrıs'ta ve sizin üniversitenizde? Yakın Doğu Üniversitesi 20 bin öğrencisinin 4'te birini barındıracak yurt kapasitesine sahip. 5 bin kişilik yurtlara sahip. Bunlar 1, 2, 3 ve 4 kişilik odalardan standart, ekonomik veya lüks veya rezidans ayarında lüks odalar ve değişik paketler içeriyor. Çok geniş bir yelpazede, çok geniş seçeneklere sahip. Biz Yakın Doğu Üniversitesi olarak birinci yıl öğrencimize kampüsü yurdu tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. İkinci yılda ise şehre çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Şehirde bir ev kiralama. Şehirde bir ev kiralama yönüne gidilebilir. Şöyle, az önce de bahsettiğim gibi şehirde öğrenci odaklı geliştiği için öğrenciler için inşa edilmiş çok sayıda stüdyo daireler, öğrenci apartmanları veya işte daha küçük öğrenciye hitap eden bir oda, bir salon veya iki oda şeklinde çok sayıda alternatif var. Şehirde de özel yurtlar var fakat bunun yanı sıra dediğim gibi çok sayıda alternatif var ve ekonomik olduğunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Kıbrıs'ın hep pahalı olduğunu söylerler. Fakat Kıbrıs'ta tatil için gidildiğinde pahalıdır. Bu dünyanın her yeri böyledir. Antalya'ya tatile gittiğinizde Antalya da pahalıdır. İstanbul'a tatile geldiğinizde o da pahalıdır. Orada ama para harcıyorsunuz belki bir de tatil. Tatil olduğu için restoranlara gidersiniz, daha lüks yerleri tercih edersiniz. Fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci olmak çok ekonomiktir. Çok hem yaşam ekonomiktir hem Yakın Doğu Üniversitesi'nin uygulamış olduğu paket programlarla eğitim harcını, üç öğün yemeğini ve yurdunu hepsini her şey dahil paket programıyla bir yıl ne harcayacağını, öğrencisi için ne harcayacağını veli önceden bilebiliyor.